Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Herkese selam. Bu videoda Akmerkez GYO üzerinden bir şeyler göstereceğim. Tam karar vermedim videonun başlığına. Videonun başlığını rasyoları çok pahalı, kendi normal, kendi ucuz, kendi az ucuz şirket falan, hisse falan koyabilirim. Çünkü bakın şimdi bu iş yatırımın hisse değerleri ve oranları şuradan. Temel değerler ve oranlar. Hatta biri en ucuz, tabi bu şeyden kaynaklı, alfabetik sıradan kaynaklı sanırım. En ucuz, tabi bunun yüzdesi vardır da, biri en ucuz, biri en pahalı ama işin içine bakınca ikisi de birbirine yakın olan iki şirketi göreceğiz. İkisini garip kılan şey aynı gruba ait olmaları, Akgök grubunda. Neyse başlayalım. Şimdi Akmerkez GYO'nun şuradan bir tıklayalım. Hatta Akiş'e tıklayalım. Bir de Akmerkez'e tıklayalım. FK'sı 4. Akiş'in piyasa değeri defter değeri 0.5. Akmerkez'in de piyasa değeri defter değeri, hatta şuradan bir de şey göstereyim ya. Yahoo. 16 FK'sı, piyasa değeri defter değeri 6.3, şeyin 8'di galiba BİM'in, ama tabii ikisi şey, ikisi farklı şirketler. Bunun nedeni Akiş GYO'nun, bunu piyasa değeri defter değeri FK videosunda gösterdim. Yani piyasa değeri, şimdi defter değeri birikimli, FK birikimli değil. Yani alttaki kazanç son 12 ayın toplam kazancı, yani son 4 çeyrek karının toplanmış hali. Ama mesela adam şöyle yapıyor. Ya ben piyasa değeri defter değerini biliyorum diyor. Geçiyor, onu tıklamıyor. Yani herkes tıklasın diye böyle bir şey yapacağım. Neymiş bu? İlk çeyrekte zarar etmiş. 107 milyon. Tabii dedik ya, bu şıkır şıkır bir zarar değil yani. Bunun döviz borcu var. Döviz yükselince hani çok kar, diğer işler çok karlı olmadığı müddetçe zarar edecektir. Şöyle bir şey var. Şimdi yatırım amaçlı gayrimenkuller 5 milyar. Akmerkez'de bunu gösterdim zaten de. Akmerkez'de 181 milyon ama Akmerkez AVM Daire Büro Beşiktaş İstanbul 1 milyar 500 milyon. Şimdi aslında hani bu video belki 30-40 dakika olabilir. 30-40 dakika izlemek istemeyenler için baştan belirteyim. Şimdi bu nerede? 1,5 milyar. Şimdi yeniden değerlese, tamam mı? 1,5 milyar olur. Buradaki 1200 burada dönem karına yazılır. Öz kaynaklar 1400 olur. Böylece Akmerkez'in şu an bile 1300, yani 1 milyar 300 milyon piyasa değeri var. Piyasa değeri, defter değeri de 1300 bölü 1500 olur. O da kaç yapıyor? 0.85, 0.86 olur. Ya yani da o da yuvarla 0.9 yapar. Yani kaç oldu? 6'dan 0.9 oldu. Şimdi 6'da çok pahalıydı. Şimdi çok 0.9'da çok mu ucuz oldu oluyor? Hayır. Bu raporlamayla alakalı bir şey. Bu diyorum ya, geçen sene, hatta bu seneye kadar, yani geçen sene bu zaman mı, GYO'yu piyasanın %85'i bilmiyordu. %15'i de, yani geri kalanı da yanlış hesaplıyordu. Şimdi
Piyasanın %100'ü olaya yanlış bakıyor. Aslında GEO'larda net aktif değere bakılır. Ama hiçbir terminalde ya da bu şey var ya şimdi bir sürü bilanço platform var. Mesela Yaşar Erdinç Hoca Borfin programı yapardı. O YouTube'daki canlı yayınlara bakın, onlar biraz Borfin reklamı. Zaten kendisi de diyordu yayında, hani adamın saat 10'da 11'de işte 9'da akşamın 9'unda canlı yayın açması acayip acayip saygı duyuyordum yani. Ama Yaşar Hoca biraz kötü bir borsacıydı. İyi hoca olabilir. Dünyanın en iyi hocası olabilir ama kötü borsacıydı. Neyse, hani ben onun petrol ofisi koddan çıkacakken bir gereksiz tantanasını falan hatırlıyorum da, hani koddan çıkmak istiyorsa çıkar yani. Zarara uğrattılar önce falan diyordu. OMV aldıktan sonra koddan çıkarmak istedim. Neyse, şimdi bu nereden nereye geldik ya? Yani aslında net aktif değere bakılır. Bunu bir tek söyleyen de benim Twitter'da gördüğüm Ercan Göçmen. Doğru söylüyor. Net aktif değere bakılır. Ama şöyle de bir şey var. Döviz, şimdi gayrimenkul yatırımı, gayrimenkul projeleri uzun vadeli. 2 yıl, 3 yıl, 2 yıl diye başlarsın. Yani bir ruhsat 5 yıl. Bir yapı ruhsatı 5 yıl geçerli. Ha, onu uzatabilirsin ama yapı ruhsatı bile 5 yıl. Su basman, yani temeli attım, toprağın üstüne geldim demen bile 2 yıl devlet veriyor sana. Yani idare, belediye sana 2 yıl vermiş temeli atman için. Yani o uzun süreli bir yatırım olduğu için genelde dövizle fonlandı. İşte birkaç yıl önceye kadar. O da, yani döviz düşükken net aktif değer tabii ki yüksek çıkıyordu. Çünkü solda varlıklar var, sağda yükümlülükler var. Yani tabii sol sağ eşit de, hani gayrimenkul değerlerinden borçları düştün mü bayağı bir para kalıyordu. Artık net aktif değer tam nasıl hesaplanıyor ona hiçbir zaman bakmadım. Çünkü şirkete bakınca görülüyor yani. Mesela Akmerkez'e bir baktın, bilançosuna bir baktın, anladın yani. Şimdi şurada 130 milyon değil bu. Ama öyle raporlanmış. Şu diyorum ya, bütün olay Dipnot 2'de. Bütün olay Dipnot 2'de yani. Neyse. Hani şimdi herkes GEO yaptığı için hadi biz de yapalım. Hani kurum olarak biz de, hani yatırımcıdan gelen talepler üzerine falan, yani hiçbir terminalde net aktif değer olarak bakılmadığı için ya da o şey programlarında, çünkü net aktif değer biraz zahmetli. Hani neyin zahmetli? Şurada zaten 30 tane şirket var. Neyini zahmetli? Hiç zahmetli değil ama o insanlara öyle geliyor. Hani şimdi hiç utanmadan diyeceğim, ayıp olacak. Yani piyasa değeri defter değeri olarak bakıyorlar bir de. Yani hiç yapılmayacak bir şey. Ama oluyor işte. Bir muhasebe politikasını değiştirse şirket 6'dan 0,9'a düşecek ama piyasa için önemli değil. Yani Akmerkez'in geldiği yer şurası zaten. Ya bir de işin şey boyutu var mesela. Şimdi rasyonlara baktık, çok pahalı. Çok pahalı. Şeyin bir Mehmet Koç'un bir ben Amerika'ya falan gittiğim zaman tıraş olmam, çok pahalı dediği bir video var. Onu ben koyayım şimdi buraya. Ben Amerika'ya gittiğim zaman berbere gidip tıraş olmam. Çok pahalı. Ütü falan da çok pahalı, elbise ütüleri. Neyse, Ciddiyet'e paraları kıydık. Elbiseyi ütülettirdim. O gün kabul edecek gün. Tıraş da oldum. Çok pahalı tabii. Hani adam orada çok pahalı derken, hani 300 dolar değil bir saç tıraşı, tamam mı? Saç tıraşı olarak çok pahalı. Yani bir saç tıraşına zaten adam 3 yıl kalmayacak Amerika'da işte. 3 hafta, 5 hafta, 1 ay kalıp gelecek. Ona çok pahalı diyor. Yani miktar olarak çok pahalı değil, değer olarak çok pahalı. Etiketi çok pahalı değil. Ha, şimdi şurada mesela. Şimdi iyi bak, 3 taksit dağıtmış. Hani taksit olarak dağıtması bir işe yaramıyor. Çünkü 2018 karından dağıtıyor zaten. Genelde bu taksit olarak dağıtma şeyden kaynaklı. Şirketin nakit durumundan kaynaklı. O paralar gidiyor, geliyor grup şirketlerine falan. Dönem başında mesela şurada ya da güzel bir mevduat bağlamıştır şirket yönetimi.
Şurada mesela kaç dağıtmış bu 2019 yılı boyunca? 40.2 artı 31.6 artı 18.6 90 milyon dağıtmış. Şimdi 31 Mart tarihli 31 Mart 2019 tarihli şeye bakalım. Ne bu? Ha bir de şey videosu vardı aklımda. AK Merkez GYO'yu halka arzdan alıp park etseniz, çünkü park etmeniz beklenir. Çünkü bu bir gayrimenkul, yani sabit bir yatırım. Şimdi 90 milyon yoktur bu dönem başı. Bakın. Geçen yıldan 90 milyon kar etmiş, dağıtacak ama 31 Mart'ta 90 milyon para yok. Yani o para var da hani başka bir yerde, ya da mesela buradan 2018'de o kar etmiş ama Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül ayında kira toplayıp ikinci taksit dağıtacak. Bilmem anlatabildim mi? Yani nakit durumuyla alakalı bir şirketi. Yoksa her ay para alalım diye, yani şu kadar adam ya ben her ay para alayım diye yapmıyor yani. Ya da yapmasınlar zaten. Yani hani diyorum ya, sabah erken kalkan, hani pazartesi yumurta kırmayı öğrenen cuma yemek tarif bloğu açmaya başladı. Ben biraz canımı sıkıyor. Yani sıkmıyor gerçi de. Hani üzülüyorum. Yeni yatırımcılar için üzülüyorum. Yani Akkök Holding, aa biz her ay para alalım işte, her çeyrek temettü falan diyorlar. Ya dillendirmeyin şu temettü işini. Hani dillendirmeyin diyorum. 100 kişi izleyecek bunu. Yani buraya vergi gelir kardeşim. Yani dillendirmeyin. Herkes yapmasın. Yani çünkü Ferrari aldın diyelim. Bir Ferrari'nin yenisi çıkacak. Neyse buraları sileyim. Hani yarısı paranın şuna gidiyor zaten. Bu kim? Bu Hollandalı bir AVM gayrimenkul şirketiydi galiba bunlar. Ha. İşte yan kuruluş. Aslında koruyordu buradaki. Artık koruyorum diye mi okunuyor? Ne yapıyor? Fransalı bir şirket işte. Yani paranın yarısı buraya gidiyor mesela. David Bey'e gidiyor. Diğere gidiyor. Akkök Holding'e gidiyor. Bu taksit ödemesi nakit durumuyla alakalı. Ben tahsil ettikçe ödeyeceğim diyor. Yani mesela Yeni Gimat'a bakın. Taksit ödemiyor. Çünkü şey aldığında o para orada var. Yani burada yok. Tabii AK Merkez daha mı kötü? Yok, daha iyi veya daha kötü yapmaz onu. İşte net kar yıllık 2018 yılına bakalım. 90 milyon kar etmiş, 90 dağıtmış. Yani zaten çok son derece stabil bir şirketti. Takas saklama oranı %3'e düştü şuralarda. Zaten buradan buraya paran neredeyse katlamışsın. Yani bir insan bu, hani diyorlar ya işte adam para kaybettim diyor. Onlar da diyor kardeşim ondan almasaydın, şuradan şunu alsaydın falan diyorlar ya. İşte bakın, lot olarak çok yükselmemiş. Hatta buralarda lotlar park edilmiş yani, alınıp. İşte buradan bir taksit var. Burada bir taksit daha var. Burada bir taksit daha var falan. Neyse. Zaten buradan buraya tutmazsın. Yani tutsan bile satarsın. Elin titrer buralarda. Yani şurada bilmem kaç bin kârda görüyorsun ki. Yani şurada vatandaş kendini 20 bin lira kârda görecek. Şurada 18 bin liraya düşecek kârı. Ondan sonra diyorlar ki tutsaydın şöyle olurdu. Ya da adam kendi kendine diyor. Hani şurada bak. Bunu önceki videolarda da söyledim de hani kimisini yayından kaldırdım, hangisini de söyledim hatırlamıyorum. Tamam, şuradan alıyor, çok güzel. 3 ay, bir ay işte ne oldu? Haziran desek. Bu haftalık mı? Neyse 3 ay tutuyor. Tutuyor, şurada satıyor, tamam mı? Ya da şurada satsın, mühim değil. Hatta şurada satmasın. Kağıt buralara düşüyor, burada satıyor, kurtuluyor. Oh diyor, şey yaptı. Sonra 6 ay sonra herif bir bakıyor. Aa! Abi AK Merkez'de tutsaymışım daha çok kazanırmışım ya. O yüzden uzun vadeli yatırımcı olacaksın. Ya kardeşim sattıysan sen sattın. Yani şurada 20 bin lira karın 15 bin liraya düştü şuradaki. 20 bin lira karda görüyordun kendini. 15 bin liraya düştü. Ona dövündün, dövündün, dövündün. Uykuların kaçtı. Sonra burada diyor ki aa
Abi uzun vade yatırımcı olacaksın ya. Ya ne olacaksın ya? Sen buradan buraya bakmak o kadar kolay bir şey ki. Ondan sonra buralarda yoksun. Yani. Hani dünyanın en kolay şeyi geriye dönüp bakmak. Ama 300 kere ölüp 300 kere hani bu Ak Merkez için demiyorum. Ak Merkez zaten günlük 40-50 bin TL işlem oluyor. Şuraya bak. Şuraya bak şuraya. 1200 1286 lot işlem olmuş. Kaç fiyattan? En yükseği 14. Yükseği 14.76, düşüğü 14.26. Hadi kaç bin lira? 10 bin. Günlük 10 bin lira işlem olmuş yani. Ve sürekli müzayedede. Hani daha belki sürekli müzayedeyle tek fiyatı karıştırıyor, bilmiyor falan. Ya bilmemek ayıp değil kardeşim. Yani benim bölümden arkadaşlarım da bilmiyordu. Bilmem kaç yıl sonra gelmişler. Hani hatta şey oldu. Geçen öğrendim. Hani bu ben 2013-2014'te falan şeye falan giderken işte Akfen'e, Ankamol'e falan İsmail yani bunlar için erken bir evlenelim sonra bakarız bu işlere hani evlenelim dediği şey yani evlenelim değil büyüyünce bakarız hani yaşımız 30 olunca bakarız. Şimdi o da gelmiş piyasaya. Buyursun gelsin yani. Bu olur öyle şeyler yani. Bu kadar dükkan var işte Ak Merkez'de. Ve hepsi de tabii Ak Merkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı şeyinde, mülkiyetinde. Yani bu videonun amacı bu. Hani bir de temettüyü şirket yatırımcılarına dağıt 250 bin liralık. Gerçi burada şimdi brüt takas falan var. O mühim değil. Yani ondan 250 bin. Yoksa sürekli müzayede de 250 oluyordu. Şimdi net borç 78 diyor ya, eksi 78 lira alacaklı bu şirket ama hani öyle bir sanayi şirketinin alacaklı gibi olması gibi değil yani. Zaten bu borcu yok. Öylece duran bir şey yani. Duran bir gayrimenkul. Mesela 90 milyonun 90 çarpı nokta 46 41 milyonu buraya gitti. İşte bir yüzdesi buraya gitti. Ha burada diğerde bir sürü değişik adam var. Bu gerçi bu aslında bunları buradan değil de şirketin kendi sayfasından bakmak daha iyi olacaktır. Zaten AVM'leri ilk kapatan grup Akyok oldu. En azından şeyde. Ya torunlar hani torunlar prim yapıyor ama torunların ben hani AVM'lerine de baktım. AVM yönetim olarak da baktım. Biraz hani torunlar böyle gaddar ev sahibi gibi yani. Hani şimdi Hacı Gaffur diyeceğim ayıp olacak. Yani adam Hacı Gaffur hani şimdi yapılsa oho beni müjdeye hapse atarlar ya. Böyle hacı yok falan diye. Neyse şuradan Ak Merkez'i seçelim. Hani biraz yani ne bir şeylerini gördüm, ne indirimlerini gördüm. Yani vardır illaki de denk gelmedi demek ki. Hatta Bloomberg KT'de Aziz Torun dedik diye şimdi bizi yasal işlem başlatacağım falan demesin. Yani zaten başım şuradan genel bilgiler sermaye yapısına bakacağız. Yani ezberden bir şey yapmayın. Hani özellikle üniversite bitirmiş arkadaşlara sesleniyorum. Yani bu bir yani ödev deyince de ya üniversiteli ödev mi yapıyormuş ya falan yapıyorlardı bana yani yapan kuzenim vardı. Yani kuzenim bile neyse. Bu nasıl? Ha, piyasa öz sermayesi eksi olduğu için anlamlı değil olmuş. Bakın başka hiçbir yerde anlamlı değil yok çünkü hepsinde öz sermayesi arttı. Ay, yani bunu da pazar yani bunu da şifreli yazan var ya internete, YouTube'a. Hani bazen diyorum ya Allah'a çok şükür yani temeli 2011, 2012, 2013'te yaptık. Allah'a bin şükürler olsun. Yani bu çakallarla bir tane var ya her hafta adama ceza kesiyorlar. Onunla güya beğenmiyorlar. Dalga geçiyorlar ama kendileri çakal. Ortaklık yapısı. Takas saklama oranı da %3. Benim hatırladığım. Tabii ya burada Tekfen Holding var. Ama o Tekfen Holding şeyden dolayı.
Akmerkez'in arazisinden dolayı. Orada Tekfen Holding'in bir yeri varmış. Ben izahnameye bakmıştım. Yani halka arzdan izahnameden, ama halka arzdan alsanız 8 yılda amorti etmişti kendini. Ben bir hesap yaptım. Belki başka, hani başka bir videoda yaparım. Çünkü ekrandan kaydetmek kolay dediğim gibi. Ha, ben niye Akmerkez GYO almadım? Çünkü yeni GİMAT daha çok fırsat veriyor gelecek için. Uzun vadede, uzun dönemde. Çünkü bir AVM'nin Ankara'da olmasıyla İstanbul, hani Ankara'nın göbeğinde olmasıyla İstanbul'un göbeğinde olmasının arasında farklar var yani. Hani Ankara İstanbul farkı gibi. Hani Ankara'da Eminönü falan yok. Hani en azından ben, en azından bana, benim için mantıken. Yani 90 milyon dağıtıyor bu şirket. O kadar. Yani şu an piyasa değeri de tabii bu sene en az 3 ay hiç tahsilat yapmadı AVM'ler. Onun bir düşüşü olacaktır ama hani mevduat faizleri yüksek olsa bu sefer oradan kapatırlar diyeceğim. O da yok. Ya bir şekilde hallederler. Yani hava hep güneşli 25 derece olmuyor. Hani ben diyorum ya işte net kar tahmini. Yani şimdi bakın hava bugün pazar saat 10. Havada güneşli. Ben şimdi ne yapayım yani 27 derece mi 26 derece mi? Ha 35 derece mi, o farklı. Yani 35 mi 36 mı 37 mi 34 mü, onlar farklı. Ama bakıyorsun havaya günlerden pazar. Hani hava iyi işte. Yani öğleden sonra da iyi olacak. Akşam da iyi olacak büyük ihtimalle. Hani iyi mi gelecek kötü mü gelecek belli oluyor o zaten. Onu herkes biliyor. İşte haftalık dergileri gösteriyorum. Haftalık dergiyi alan herkes biliyor onu. Ha bu biliyor muhabbeti olunca da şey diye bir şey yok. Hani işte herkes biliyorsa düşer. Öyle olmuyor pek. Hani Türk Telekom'da olmadı ama Aselsan'da oldu. Hani Aselsan'da Türk Telekom bilanço geldikten sonra uçtu. Aselsan'da bilanço geldikten sonra aşağı gitti gibi. Yani her aslında şey diyorum ya, hani bu babama falan da diyorum. Ben 24 ayda ana paramı geri aldım diye. O da diyor ki yüzde kaç kazandım falan. Yani 24 ay 24 ay diyorum ama pardon, ben dünyaya 50 kere daha gelsem o işlemi yapamam. O işlem orada kaldı. Ya o işlem şurayla şurası arasında kaldı. Şöyle hani bir de teknik, mesela tekniğe ben nasıl inanayım? Şimdi hayatımın işlemini belki 50 yıl daha yaşasam böyle bir işlem yapamayacağım. Hayatımın işlemi ben şöyle bir şey de yaptım ya. Daha bakın 528 gün yeni hesaplanmaya başlamış. 2 yıl. 2,5 yıl pardon. Şurada düşmüş. Sert düşmüş şirket. Neden? Yani birileri satmış. Hani şöyle görüyordum ben grafiği. Yani şimdi ben nasıl inanıyorum inanmıyorum muhabbeti yapayım. Hani şuralarda şu. Gerçi bu burada, nerede? Bu burada 10 lira falandı da bu düzeltilmiş fiyat. Gerçi 10 lirayı tekrar görmüş ama biz 10 ay sonra, yani ben Kasım'da falan ne lan bu artık yeter dedim. Bir de hem parayı alınca ne yapacağımı bilemedim. Hani gözlerim karardı. Bu ne lan böyle diye. Hem de yüzde böyle KDV, hani hayatı düzenlemelere bağlı olan şirketlerin şey olmadığını gördüm yani. Sen bir düzenlemeyle bir işe giriyorsa herhangi bir iş olabilir yani. İşte o sağlık güvenlik, yani şimdi sağlık güvenlik birimi diyeceğim. İşte bir sağlık güvenlik birimi ortağı biri izliyor olacak. O işte öyle değil efendim falan diyor. Ben sadece burada örnek veriyorum. Mesela sağlık güvenlik birimi olsun. İşte ne vardı, o istihdam kiralamaya yerlerim vardı. O kadroya alınmışlıktan sonra bütün şeyleri iptal oldu onların. Sözleşmeleri. Kamu kurumlarıyla. Ha, taşeron şirketi. Falan. Yani bu iş böyle. Biri, bakın şimdi, biri en ucuz, biri en pahalı. Ama aralarındaki tek fark, hatta şuradan Akiş'e bakalım. Gerçi Akiş'in biraz fazla borcu var. O yüzden ben pek temettüsüne güvenemiyorum. Şimdi şöyle güvenemiyorum. Zaten bir kere bakınca yetiyor bir şirketlerin. Yani hepsine, bunu Akiş'e her gün bakacak değilsiniz. Mesela bu
hani profesyonel diyorlar ya, hani adam gayet iyi niyetle piyasa değeri, defter değeri olarak bakıyor ama hani şimdi Nurol GYO şimdi ekstra pahalı mı? Bilmem, bakmak lazım. İşte gayrimenkullerine bakmak lazım. Raporlamasına bakmak lazım. Ama çıkacak. Çok zor bir şey değil. Mesela FK oluşmamış. 4 çeyrektir kar edemiyor bu. Zaten Nurol GYO mesela şimdi çok dillendirilen çok gözde şirketler var. Nurol GYO'da 2012-2013'ün çok gözde bir şirketiydi. Ama mümkün değil o fiyatlardan tekrar işlem görüyor olması. Hani böyle şeyler de var. Tamam. Ya şurada mesela hiçbir sıkıntısı yoktu. Yani bugün Kent'in gittiği gibi gitmiyordu bu şirket. Acayip büyüyecek deniliyordu. Gerçi 2012-2013 dedik de. Hani biraz Nurol Tower, işte Çağlayan, Nurol Çağlayan, işte Hürriyet Kuleleri falan filan, Nako arazisi Nurol diye aratırsanız çıkar. Hani burada acayip bir gaz vardı. Yani burada bir 40-50 milyon iyi paralar girdi bu şirkete. Burada da çıktı yani. Çünkü adamlar, yani adam 3 kademe yukarıda görse bile kendini bir Ferrari parası kârda görüyor. O yüzden acımadan satıyor. Satınca da düşüyor tabii fiyat gibi. Hani bugün çok gözde. Bir de buranın çok hızlı bir, bu dönemde çok hızlı bir genel müdürü vardı. Hani bu genel müdür diyorum ya, hızlı genel müdür. Hani bedelleri patlatan genel müdür. Yani skut hayale uğrayabilir bazı arkadaşlar. Ama bu ticaret de var ya, yani bu bir ticaret. Bir caddede 10 tane dükkan var. 5 tanesi 15 yıldır açık. 5 tanesi daha bile kapatıp açıyor. Kapatıp. Biri 3 yıl duruyor. Biri 2 yıl duruyor. Biri 1 yıl duruyor. Ortalamaya bakacaksın. İşte ortalaması da, onun adı da endeks oluyor. Yani bir caddede mesela kendinizi Beşiktaş çarşıda düşünün. 50 yıldır açık olan dükkan da var. Ama her sene de kapatıp açılan dükkanlar da var. Eğer Beşiktaş çarşının endeksi olsaydı belki 45 dereceyle değil de böyle sinüson gibi, hani 10 derecelik bir açıyla yukarı gidiyordu, bir de aşağı gidiyordu. Ama bu demek değil ki Beşiktaş çarşıdan para kazanılmaz. Hani bu bir tüccarlık. Ama son dönemde, şimdi 30 dakika olmuş, son dönemde bir şey var. Herkes yatırımcı azarlıyor. İşte o alınır mı? Şu satılır mı? İşte adamın aldığı şeyler baş aşağı gidiyor. Nasıl oluyorsa. Bir de hiç para kaybetmezler. Bu eskiden beri vardır. Mesela Ford Otosan'ın da başına geldi şu, tamam mı? Şu tamamen bağımsız. Ford Otosan'ın da başına geldi. Ford Otosan'dan oh zararsız çıktım, ne kendine zarar çıktım diyen vardı. Halbuki mümkün değil. Mesela şuradan zararsız çıkmak mümkün mü? Şuralarda alacaksın. Hani tepeden düşmüşken buralarda alacaksın. Buralarda alacaksın. Sonra zararsız çıktım. Hani şurada da alıyorsun zaten. Niye? İşte bilmem neyi kırdı. İşte kanala girdi. Yükselen kanala girdi falan. Yani zaten ben uzun vadeciyim diyorlar. Şuradan alıyor, şuradan alıyor, şuralardan falan alıyor. Nasıl oluyorsa burada zararsız çıkıyor. Hani onlar para kaybetmiyor. Hani zaten bu şirket bakın hiç lot sayısı artmadan nerelere gitmiş. Burada da lot sayısı herhalde soda. Gerçi sodanın başına gelenler diyeceğim de bu mesela sodanın şurada. Tabii böyle ona giriyorsun, buna giriyorsun. Adam hani ya bu oğlan da geri zekalı demişsin gibi. Oo, all time high'a gitmiş. Güzel. Güzel güzel. Şurada da artıyordu ya, onu diyorum. Şurada tabi buraları bunu görünce bu herhalde birleşmenin açıklandığı, ya bu birleşme işi de çok uzun sürdü yani 6 aydır birleşecek. Aydın Doğan bilmem kaç halka açık şirketi bir ay sürdü satması sadece. İşte çimentolar birleşti, sigortalar birleşti, bu şişeler hala birleşecek. Son dönemde iyi prim yapmış. Yani dediğim gibi, hani ben şirkete bakıyorum, temele bakıyorum diyenler de fiyata baktığı için burada almıyor adamlar. Burada alıyor, burada almıyor. Çünkü daha aşağı gidecek. Halbuki hani gidebilir ama burada hiç almıyor. Hani ben demiyorum ki burada maliyet yap. Ya burada da yapabilirsin. Burada da yapabilirsin. Adam buralardayken hiç almıyor. Ne o temelci? Yok böyle bir şey.
Hani alıp satacaksan alıp satacak satarsın. Şuralarda mesela. Belki alımı hani, çünkü neden? 44 günlüğün üstünde. 200 günlük onun altında. Bu zaten böyle baktın mı? 45 dereceyle Allah'a bakar bu. Bakın. Hani bu şirket zaten hep yükseliş trendindeymiş. Satmak için neden yok? Hani kafasını baş aşağı çevirir, tamam mı? Mesela şurada ortalamalar karışmış. Şurada mesela 528 günlüğe gelmiş. Ama zaten senin şurada maliyetin, her Allah'ın günü alıp satmıyorsan zaten burada maliyetin çok üstündesin. Ne diyeyim yani daha? Hani bu soda örnek. Şişe olacak bunlar işte. Zaten o grubun en sağlıklı şirketi sodaydı. Gayet doğal, güzel. Hani şurada beğeniyor. Soda için demiyorum, başka bir holding için diyorum. Şurada beğeniyor. Şurada her şey çok güzel. Ne nasıl olacak bilmiyorum ama çok güzel olacak. Şurada şurada mesela o kadar da iyi olmayacak ya. Yani çok zor. Eskiye dönüş çok zor. 60 gün sonra dönüş oldu işte. Ha neden? Çünkü ben şerbetliyim. Nereden şerbetliyim? 3 Haziran 2013. Ha, 3 Haziran 2013 dedim. Biz işte 3 Haziran herhalde bir final falan vardı. Finalden sonra kahvaltıya gitmiştik. İşte 4-5 arkadaş falan. Orada piyasa açıldı. Hani 9'da mesela şey final. İşte 10.30'da bitse 11, 11.30, 12 işte ona kahvaltı mı diyorlar, brunch mı diyorlar, bir şey yani. Hani sen orada parasını ödedikten sonra o hani ben kahvaltı istiyorum diyorsun. Bilmem şimdi bile 40-50 lira. Ben kahvaltı istiyorum desen garson sana şey demez. O kahvaltı değil, brunch bir kere yani. Emre de hele şimdi yani hele bu devirde emredersiniz efendim falan diyecekler neredeyse. Masayı donat dersen. Neyse. Ne diyorduk? Ya İsmail hani heyecan yaptın ya falan diyorlardı bana. Bir de o gün o zaman şeydi galiba. Cep telefonundan. Daha doğrusu akıllı telefonu yeni almıştım, S3 Mini'yi. Ey maşallah, bu nasıl bir grafik? Maşallah. Yani şurada şirketi beğenmezler. Tamam, gerçi bu bölünmüş hali galiba. Bu 2 liralarda falan gezdim ya. Şurada şirketi beğenmezler. Ya bu tamamen tahta yapıcılık. Yani borsa zaten tahta yapıcılık demek. Hani 2 yıl yeni dolmuş işte. Geleli. Dur pardon. Mayıs, Haziran işte. 25 ay. Bu tahta yapıcılık. Hani şirketin faaliyetleri buradan bura 1 liradan 11 liraya gitmedi. Buna emin olabilirsiniz. Ha içi dolu mu boş mu? Ya piyasada her şey spekülasyon. Hani değer mi? Ya mesela ben şimdi Fonet'i götüreceklerini bilmiyor muydum? Biliyordum. Ama burada da biliyordum. Burada da. Yani ben şimdi 2 yıl boyunca bir şirketi götürecekler diye alamam ki. Götürmeye de bilirlerdi. Yani şöyle şunu şöyle kopyalayın. Şunun ortasına koyun. Ne oldu? 2 yıl daha. 4 yıl. Yani bunu götürürler diye ben 3 yıl 4 yıl beklemem ki. Bekleyemem. Kimse bekliyor. Yani şöyle beklersin. Cebinde 10 milyon TL vardır. 100 bin lirayı park edersin buraya. Tamam. Bakarsın öyle. Ya da 1 milyon lira olsa bile yani 100 bin lirayı park edip unutamazsın yani. Ha cebinde 10 milyon olan adamın şurada 100-150 bin lirası, ha burada 1 milyon 100 bin oldu işte, ha burada. Şimdi burada bir daha oldu. Hani burada sattı ya, burada zaten hani buralarda Fonet almazdım dönüp. Hani burayı tahtacısı alır. Burada mal sahibi kimse onlar alırdı. Yani götürürler diye bir kağıt alınabilir tabi, bekleyeceksiniz. Ama şimdi Twitter'daki üstadlara bakıyorsun, adam hani geçen sene şey sat İhlas Gayrimenkul alıp satıyormuş ama bugün üstad yani bugün seçiyor, bugün tartmayı bilmiş, öğrenmiş falan. Ama şu var mı hani yok. Ama böyle bir piyasa dünyanın başka hiçbir yerinde yok. Çünkü şöyle hani bir mesela lise mezunu bilgisayar özel hastanede bilgisayarlara bakan biri bir inşaat mühendisine ya senin hesabın çorba olmuş diyebiliyor yani. Çok da gayet de haklı yani onun açısından. Hani beşeri bilim olduğu için herkes bir şey sallıyor yani, iktisat gibi. Herkes bir şey sallıyor. Yapısal reform diyor. Yapısal reform ne hocam? İşte yapısal reform, yapısal reform yani falan demeye getiriyor. Ondan sonra işte daha doğrusu mesela ben inşaat mühendisiyim. Hani
bu alanı Rolls Royce'lu bir okuldan mezun biri de çok hani çok dar pencereden bakabiliyor şirketlere. Yani şimdi Akmerkez desen adam belki piyasa değeri defter değeri diyecek ama bu işin alanının Rolls-Royce'undan mezun ve bilmem kaç yıllık tecrübesi var ama Akmerkez'i sor son derece pahalı diyecek. FK'sı 16 çünkü dar açıdan bakıyor. Yani işte başta ne dedik 10 dakika önce? Herkes yatırımcı azarlıyor. Çünkü en kolayı o. Yani şöyle ben Mehmet'e diyorum hani bu yanlış diyorum. En kötü ben oluyorum. Hani 5 yıl sonra bul beni diyor herif. Hani ben gülüp geçiyorum. O da bana gülüp geçiyor. Başka bir şey. Ne oldu Tekfen'de kazandınız mı diyorum. Yok öyle bir şey diyor. Biz onu, bir de işte kafandan mı uydurdun bunu diyor. Hani zaten her şeye bozulsak yani tüccarlık iş adamlığı bu yani. Her şeye bozulsan memur olacaksın. Adam hiç utanmadan kafandan mı uydurdun bunu demeye getiriyor. Ama yiyorsun yani. İşte biz onu öyle kabul ettik diyor mesela. Ben şimdi onun Evkur'dan mobilya aldığı yaştayım. Ve işte buralardayım. Hani şimdi durduğum yerdeyim. O bu yaştayken hisse senedinin H'sini bilmiyordu. Hani biliyordu tabii. İş yerinden biri alıp hani bir iş yerinden rabak almış biri. 3 ayda 3 katına çıkmış. Hani onu biliyordu tabii hani. Bilmiyorum diyen yok zaten. Yani Rax Elektronik almış çıkmış falan. Bir video serisi de onu yapacağım. İflas eden şirketlerin son bilançoları. Ki iflas edeceği belli miymiş? Yani bilançoya bakıyorum. Ben de bakıyorum. Ama neyle karşı karşıya olduğumu bilmek için bakıyorum. Hani bir arabanın özellikleri gibi. Hani fabrika özellikleri. Sıfır yüzü şu. İşte 100 kilometre tüketimi bu. İşte motoru şu beygir. Tabii motorun beygiri önemli değil. Aktarım organlarında o kayboluyor. Yani dinamoya çıkardın mı arabayı? 100 beygir araba işte atıyor. Yani örnek veriyorum 85'e düşer. Çünkü neden? Çünkü aktarım organlarında kayboluyor. İşte o yüzden karbon fiberle yapıyorlar Ferrari'de, Lamborghini'de. Neyse. O başka bir videonun konusu. Hani Elon Gov.tr'den chat raporu kovalayıp hani şurada ne kendine zarar çıktım diyeme şansına erişen insanlar da var yani. O adam da kendi şeyini yapıyor. Diyorum ya oturmuşlar bir yuvarlak masanın önünde. Sen çok iyi şövalyesin. Sen çok iyi şövalyesin. Savaşta yoklar abi. Onlar cephe gerisinde. Hani sen çok iyi şövalyesin diyorlar birbirlerine. Aa eline sağlık Necla Hanım diyor mesela. Hani onlar öyle. Hani kendi belki özel hayatlarında hıyar diye bahsediyorlar benden. Önemli değil. İşte diyorum ya benim bölümden arkadaşım gelmiş piyasaya bana gerek yok diyordu mesela. Şimdi o zaman başlasaydı ne kaybederdi? Hiçbir şey. Ama şimdi o da pardon. Zaten ticaret böyle bizim memleketimizde. Hani herkes ticaretten anlıyor. Mesela herkes masa tenisi oynar. Mesela masa tenisini ben iyi oynarım dese dersin ki adam hani il birinciliğin var mı işte Türkiye şampiyonasına katıldın mı falan dersin hani. Belli olur yani iyi mi kötü mü. Bakın şimdi işte 6-7 ay sonra dünyanın en iyi F1 pilotu belli olacak 2020 yılı için. Dünyanın en iyisi benim diyecek biri. Biri de ikinciyim diyecek. Ama bir yatırımda bir yıl bir şey değil ki. Yani 5 yıl süren lig var mı? Yok. 5 yılda bir. Yani 5 yıl maç yapacak takımlar 5. yılın sonunda birinci çıkacak. Yani ticaret bu borsa ticaret öyle bir şey ki 15 yılın sonunda da birinci olmuyorsun. Tüccarın şeyi para. Hani burada en çok onu seviyorum zaten. Başarının karşılığı para. Hani kimse madalya takmıyor sana ama para olarak alıyorsun. Ama para olarak alınca da ne diyorlar? Cık, yok. Sen kaybedeceksin onu. Sen kaybedeceksin. Sen bizden değilsin. Sen yeni yatırımcısın. Şeysin sen. Kendini bilmiyorsun. Daha neler neler göreceksin. Ha, neler neler göreceksin. Ha. Mart'ın başında beğendiğim şirketi Nisan'ın sonunda cık, yok olmadı. Onun gibi olmadı. Pardon, beğenmeyecek o yatırımcı. Hani o yatırımcı 10 senede geçse öyle bir şey yapmayacak ama o acemi ya. Hani yatırımcı azarlama koşullarına gidiyor. İşte en son bir tanesi. Benim kurumum satmıyor. Biz kurum olarak portföy tutmuyoruz. Kurumum satmıyor. Müşterim satıyor. Hani bana küfür etmeyin artık adam engelleyeceğim diyor. Ama bir tane Türkçe öğretmenin 100 bin takipçisine site al verdi satıyor. İşbank al verdi satıyor. Hani ben şimdi 1 milyon tekfenim olsa, 1 milyon not satsam iş yatırım satmış gibi olur.
Ama ben sattım. İş Bankası satmadı. Ama 100 bin takipçisine böyle İş Bankası satıyor. Mesela ben RTA Laboratuvarı'nı takip ediyorum Instagram'dan. Dün şey paylaşmış. Önceki gün ki yapı kredi satışlarının, sert yapı kredi satışlarının şeyi belli oldu. Şu kapta yayınlıyorlar ya hani kupon ödemesi falan deyip kupon ödemesi falan diye yayınlanıyor ya. Onu koymuş. Yapı kredi satışları, yoğun yapı kredi satışları belli oldu. Bugün borç ödenmiş diyor. Ya yapı kredinin kupon ödemesiyle RTA Laboratuvarı'nın şeyi ne alakası var? Yani banka mı alıp satıyor onu? Adam 10 bin takipçisine böyle bir şey gösteriyor ve iş bitiyor. Yani ölsen daha düzeltemezsin onu. Hani diyorum ya, en azından Allah'a çok şükür 2011'de tıfıldık, 2012'de tıfıldık, 2013'te tıfıldık. Allah'a çok şükür yani. Yoksa bunu bir kere böyle öğrendim mi hep öyle kalır. 1990 yani koca bankanın işi gücü de yoktu da hani kendi tahtasında bile alıp satmaz. Yani şimdi Yapı Kredi Bankası gidip Tesla mı alsın çok gidiyor diye. Hani adam 10 bin takipçisine böyle söylüyor ve iş bitiyor. Ama gidip bunu söyleyene hayır öyle değil kardeşim demiyor mesela. 100 bin Türkçe öğretmeni var. DDA'ları ayıramıyor. Hani DDA'yı yanlış ayırıyor ya da yanlış bitişik yazıyor. Ama 100 bin takipçisi, o zaman 100 bindi. 100 bin takipçisine Pegasus'ta site al verdi satıyor diyor. Ve sen onu demiyorsun. Kardeşim böyle değil. Hani daha uygun bir dedi tabii ben gibi öküz gibi demeyin de. Hani onu mesela şey gibi bu. İlkokul 3. sınıf öğrencisiniz. Pazartesi biri geliyor matematik anlatıyor. Matematik öğretmeni. Salı başka bir matematik öğretmeni anlatıyor. Sonra da seni azarlıyor. Böyle mi çözülür? Hani bunu sana kim öğretti de demiyor. Bu böyle mi çözülür? Öyle değil. Böyle. Sonra çarşamba diye pazartesi günkü geliyor. O da başka bir şey anlatıyor falan. O da seni azarlıyor. Yani yatırımcı azarlamak dünyanın en kolay şeyi olduğu için şey yapıyorlar. Dünyanın en zor şeyi ne? Ortaya paranı koymak. Yani Pegasus'u analiz edip Pegasus'a para koymak. Ya da ben Pegasus'a para koydum şu nedenlerle demek. Dünyanın en zor işi bu. Ama dünyanın en kolay işi evet piyasa değeri defter değerine bakarsak Akfen. Mesela Akfen geliyor şimdi bu ışımla 4.5'ü geçse ne diyeceğiz yani? Piyasa değeri defter değeri 1'e tamamladı mı diyeceğiz? Hiç alakası bile yok. FK'sı 13 oldu mu diyeceğiz? Alakası bile yok. Birileri girip aldı yani. Şimdi yeni Gimat geliyor ışımla 15 lira olsa ne diyeceğim ben? Abi piyasa değeri defter değeri 1'e tamamladı işte. Ya da FK'sı 12 hani fiyat 2 katına çıkar. 24 olursa FK 12 olur. İşte mevduat faizi de şu falan. Avrupa'da şimdi eksi mevduat faizi var. Bütün işler karlı mı yani? Abi aç taşı toprağı altın ne yaparsan yap. Pardon ne iş yaparsan yap kar edersin mi oldu yani? Böyle olmuş demek ki. Hani abilerimiz iyisini bilir. Ha diyorum ya ben şimdi onların Evkur'dan mobilya aldığı yaştayım. İşte acaba hangi işte Mondi mi Bellona mı falan dediği yaştayım. Hani Bellona mı Mondi mi dediği yaşta hani Ak Merkez. Ha bir de çok şükür Allah'a çok şükür hani takdir falan beklemiyoruz. Hani takdiri aldık bu yaşa kadar hani baya aldık. İşte babama gelip Meta bu oğlan seni geçecek diyorlardı. O da diyor ki tabii geçecek. Hani boynuz kulağa geçer. Gel geçeceğiz mi geçmeyeceğiz mi belli değil. Allah sonumuzu hayretsin. Ama hani 24 ay. Tamam mı? Hani getiri falan değil bu yani. Ayda %... Zaten ben en baştan ayda işte paramı katlayayım desem kristal kolaya falan girerdim o aralar. Hani şeye girerdim. Neydi o? Çebese Printaş vardı mesela. Hani inşaatçılar bilir. Çebese Printaş işlem görüyordu. Ama gözaltı pazarında ama değil. İşte TÜMOSAM yerli traktörü yapacak diye girerdim. Ha, şimdi girer miyim bilmiyorum. Önceliklerim başka. Ondan ona para kalması lazım. Havadan bir 10 milyon TL'ye gelse belki bu gireriz. Yani Allah'a çok şükür çok önce öğrenmişim bu işleri. Yoksa hani Bloomberg ET Radyo'da bile Barış Esen'in programında yani yatırımcı azarlanıyordu bu Covid'den falan önce. Ha yatırımcı da azarlanma meraklısı o da başka tabii. Yani dünyanın en hanzo adamı borsaya gelmiş. Ondan sonra ya bir de şey var. Borsada battı diyorlar ya mesela hani yazlığa giderken trafik kazasında yok olan aileler de var yani.
5 kişilik aileden bir tane çocuk kalıyor, küçük çocuk geriye. Ama kimse ben yazlık alacağım desem şimdi abi yani yazlığa giderken ölen var ya yani aileler yok oluyor falan demiyor kimse yani demez. Böyle bir işi yani bu bir ticaret hani bilmem nerede kantin ihalesi aldı da battı falan var ama hani abi dükkan açma ya adam bak işler ters gitmiş olmamış yani ama ismi borsa ya borsa hani şeyden kalma o da 1995 hani front running'in atasspor olduğu racon olduğu yerler hani mesela ben şimdi 3.30'dan 3.30 limitli fiyattan iş yatırma iş cepten satış emri girsem o iş cep bu piyasa iyi ya hani bu daha yüksekten gider bugün deyip 3.35'e çekip aradaki 5 kuruşu cebe atsa şeyi kapatırlar iş yatırımı ama 1992'de böyle şeyler oluyormuş 90'da 91'de böyle şeyler oluyormuş ama 1991'de bunları yapanlar şimdi hala geziyorlar tamam mı hani senin paran uçtu diye diye hatta böyle YouTube'da 30-40 bin abonesi olan var hala da işte 100 milletin 100 bin dolarını 10 bin dolara indiren adamlar ne oldu abi tahtanın fiyatı düştü falan hadi lan oradan sen yaptın o tahtayı hani şişirdin çaktın yatırımcıya hani adam diyorlar ya ben 100 bin liralık mesela Ereğli alacağım diyor ama herif işte ona front running diyorlar büyük bir emir geldi mi önce sen kendin küçük alıyorsun sonra o büyük emre satıyorsun yani 100 bin not alıyorsa 5 bin 7 bin 10 bin notunda sen ona satıyorsun nasıl olsa alış emri yukarıda ona front running diyorlar yani front running ataspor olduğu zamanlardan YouTube yorumlarına bakıyorum hocam iyi ki varsınız iyi ki varsınız hocam hani ne yapmış adam 25 yıldır hiçbir şey ama var işte biz burada bunu 100 kişi izleyecek o bir şey koyuyor. 10 bin kişi izliyor. Olabilir. Piyasa böyle. Ben de aksigortadan paralarımı yerim. Yani, ne yapayım yani? Mesela yeni gibattan bir şey kazanamadım. Ya paramı 3'e böldüm. Gene aksigortadan o kadar kâra rağmen mesela yeni gibatın yatay gitmesi kârımı törpülüyor. Ama 35'e bölen parasını bir şekilde 35'e bölenler hani çok kârdayım diyebiliyor. Nasıl oluyorsa. Hani şurada hani 3 kağıdımdan biri şu. Maliyetim de nerede lan benim? Şurada bir yerde herhalde. Şurada mı? Yok. Burada falan herhalde. Hani ilk nerede aldım? Herhalde bu yılın başında falan aldım. Yani ilk şuralarda aldığıma göre, maliyetim burada olduğuna göre fena yerde değilim. Şurada falan da aldım da onlar mühim değil. Zaten hani zaten şurada almazsınız. Şöyle yapacaksınız. Şurada alın, tamam mı? Sonra tekrar maliyetinize gelince alın. Çünkü şurada bir ışımla gelince bunu her yerde kullanabilirsiniz. Tabii bu çok ekstrem bir şey. Çünkü her tahtada böyle bir çanak var. Fincan kok mu diyorlar artık? Neyse. Bak kulbu kırmış. Kulbu kırmış, unicorn'un boynuzuna gitmiş. Neyse. Hani şuralarda aldınız ya. Baktınız aşağı gidiyor artık. Ha bir de şey var diyorum ya işte yapı kredi satıyor diyor herif ondan sonra da maliyet düşürün diyor. Halbuki maliyet düşürmek kötü bir şey yani o kadar kötü bir şey ki ama adam 10 bin takipçisine maliyet düşürün daha önceden alacaksınız işte diyor. Ki hani mesela hadi şimdi ne diyoruz 6.5'da beğendiğini 4.5'da beğenmiyor doğru ama bir şirket iyiyse iyidir. Hani ben aldım buralardan. Buradan da aldım, buradan da aldım. Ama buralarda kestim. Hani maliyet yükseltin. Sizin için daha hayırlısı olur. Çünkü zaten bir kanala girmiştir. Mesela ben şu an maliyet, hani şuradan bir, şuralarda falan da aldım ben. Maliyetim yükseliyor. Yoksa, maliyetim iyi ya. Hani şurada dursun, maliyetim iyi. Yüzde şu kadar. Yani yüzde, büyük para sahipleri yüzde hesabı yapmıyor zaten. Hani büyük paraya kafasına geçince yüzde hesabı yapmayacaksınız. Hani mesela şurada 1000 not mu şurada 10.000 not yani 5.000 not mu hani şurada maliyetle 1000 not mu şurada maliyetle 5.000 not mu ben şunu tercih ederim. Ha çok yakın bir hani 2-3 yıl önceye kadar tabii şurada Endeks'te kendimi hiçbir zaman karşılaştırmadım da hani
Yüzde şu kadar kâr, mesela 3 lira mal ettim. Kağıtta 4 küsür lira, 5 lira. Yüzde 40 deyip geçiyorum yani. Öyle ince hesaba bile gerek yok. Ama şurada 1000 lira hisse başı bir %50 kâr, pardon. Tabii yüzdeden sonra hisse başı kâra geçiyorsun. Yani bir zaman sonra. Hisse başı şu kadar kâr değil mi? Çünkü büyük para sahipleri öyle yapıyor. Bir de güneş sigortaya bakalım. Konu nereden nereye geldi. Ama zaten bu kanalın izleyicisi bunu anlamıştır yani. Hani böyle bir ezbercilik yok yani. FK'sı 16 değil bu şirketin. Ya da tam 16. Yani şey değil. Tam tersi. Şimdi biri bak. Akış G.O.'nun da 4 değil. Aslında. Bunun da 16 değil. Hocam o yok, bu yok, ne var? Ya bir şirkete bakacaksın. Şimdi şirkete değer biçmek de dünyanın en zor şeyi zaten. Hani o yüzden yatırımcılık, iş adamlığı, tüccarlık çok zor. Ha bir de şurada geçen betadan bahsettim. Bak bu 1.15. Şimdi bu 1.15 ne demek biliyor musun? Piyasa 100 giderken bu şirket %100 giderken bu şirket %111 gitmiş demek. Ne zaman? 5 yıl geriye dönük aylık olarak. Aylık olarak 5 yıl geriye dönük bakınca bu şirket piyasanın üstünde perform etmiş. Ha şimdi düşüş zamanlar mesela Mart'ın 10'undasın, tamam mı? Elinde Walt Disney var. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Satacaksın. Çünkü piyasa 100 düşecekse bu şirket 111 düşecek. Düşmüş demek yani. Tabii böyle demek. Ama şöyle bir şey oluyor. Mesela betası 5. Tamam mı? Kardeşler tekstil. Yani o geçmişte, bu da böyle. Bak bakın, bu da geçmişten geçmiş performansından yola çıkarak. Ama bu geçmiş performansından yola çıkarak tam bir hesap. Yani geçmişten yola çıkarak geleceği hesaplayan da var. Onlar daha kötü. Onlar en kötü aslında. Mesela şimdi Akmerkez Geo'nun betası yüksektir. Benim tahminim. Yok, değildi galiba. Çünkü mesela 5 yıllık diyor ya, şimdi buradan da Akmerkez'e bakalım. Oo, güneş de iyi gitmiş he. Neden? Çünkü yatay gitmiş bu şirket 5 yıl geriye dönüp bakınca. Şöyle pardon. Ya tabii bu dediğim gibi logaritmik olduğu için şunlar, hani şuralar çok küçük gibi görünüyor ama aslında çok küçük sayılar değil. Buradan buraya zaten bakın. Gerçi 4 yılda %100 bir zahmet yapsın denilebilir. Hani aa buralarda çok ucuzmuş ya falan oluyor böyle millet, ama çok ucuz değil. Burası gelince ucuz görünüyor. İşte 2008 krizinde Aselsan 60 kuruşa düşmüş. Hayır, düşmemiş. O düşmedi yani. Hiçbir zaman kuruşlardan işlem görmedi Aselsan. O düzeltilmiş fiyat. Yani düşüşlerde elinizde Akmerkez tutabilirsiniz demek bu. Kabaca. Yani piyasada her şeyde olduğu gibi burada da kabaca. Yani çok bedava, beleş bir şey yok yani. Abi işte rasyo var. Bakıyorsun rasyolara göre şey yapıyorsun yani. Hani o kadar bedava olsaydı, mesela şimdi kanalda var ya en iyi yerli yapım borsa kitabı. Borsada önden koşanlar. İşte 3 Ocak 1986 günü seans salonunda olan adam var orada. Hani o adam hani sadece Arçelikleri tutsa bugün İstanbul'da belki vergi rekortmenleri arasında 95. ya da 70. olacaktı. Ama o dönem öyle bir bilgi birikimi yokmuş. Yani şirket olarak bakma bilgi birikimi yokmuş. Alacağız, satacağız. Bugün Twitter'ın %95'inde olup da hani ya bundan daha doğal bir şey yok yani. Adamın 100 bin lirası var. 3 ay içinde yani 300 bin lira olacak o. Adamın derdi o. Bundan daha doğal bir şey yok. Ama şöyle bir şey var. Bir, o şirket bilmem kaç 103 aydır beri var. Yani belki 300 aydır o tabii 300 aydır işlem görüyor. Hani geriye dönük 30 aylık taratsan o 3 ayda 3 katını yapmamıştır. Yani
5 senedir ilk defa 3 ayda 3 katı yapacak, o da sana denk gelecek. Bir sıkıntı bu. İkinci sıkıntı Twitter'daki adamların aksini iddia etmesi. Ya adam biosuna geçen gene önüme düştü. Amca var. Adam hani biosuna değer yatırımcısı yazmış ama Yapı Kredi'nin robotundan ve açığa satıştan şikayet ediyor. Yani hem değer yatırımcısı hem de Mr. Market'ten şikayet ediyor. Aslında Mr. Market senin veli nimetin. İşte Mr. Market Mart ayında devreye girdi. Ben yakaladım mı? Yakaladım. Hani Tüpraş'ta 68'den de aldım, 67'den de aldım, 66'dan da aldım. Ondan sonra Twitter'da bana DM geliyor. Abi hani vallahi sizinki de iyi neydi ya? Hani çok tanımadığım birisi de hani böyle çok ünlü birisi değil. Hani tweet. Ben olsam cesaret edemezdim. Şimdiki iyi cesaret hani. Yani ben de demedim lan sen kimsin? George Soros musun yani? Ne demek ben cesaret edemezdim? Hani yani ben abi Arçelik mi oluyor ya? Arçelik buzdolabı mı? Dediğin yaşta ben genel kurula gidiyordum zaten. Hani ben de demedim tabii böyle sağ ol teşekkür ederim falan yaptım. Hani ben cesaret edemezdim. Sen Soros musun? Gibi yani herkesin böyle. Yoksa adam pışpışlanacak yer arıyor. Yatırım işte üstad gibi. Hani 3 ayda 3 yılda pardon amorti ediyorlardı. Ha karımı aldım ben çıktım dersin. Dünyanın en doğal şeyi Allah bereket versin gözümüz yok. Ama o kadar. Yani öyle herkesin harcı değil o. 2 yılda 3 yılda şey almak falan. Ben mesela FK'sı bunun 10 mu? Gerçekten. Bakmak lazım. Bir şey diyemem ama bir kere baksan, bir hafta sonu baksan, bir gün baksan hani zaten bazen şey oluyor. Abi nasıl gitti ya bak görüyor musun diye şey yapıyorum, mention atıyorum bir arkadaşıma ya da bir abiye. O da ne diyor? Pardon sonra bana DM geliyor. İşte X, Y, Z'de hedef ne? Yani hedef medef yok. Hedef gökyüzü yani. Çünkü o şirketin piyasa, o şirketin esas sözleşmesinde yazıyor. Şirketin süresi. Süresiz. Yani 99 yıl, 150 yıl, 350 yıl değil. Süresiz yani. O şirket gidecek. O yüzden fiyat gökyüzü. Akmerkez'de fiyat gökyüzü. Çünkü Akmerkez duracak orada. Tasfiyeye giderse şirket başka bir şey. Başka bir şirketle birleşirse başka bir şey. Yani bu iş böyle. Bonofon olduğu için yani öküzün altında buzağı aramaya gerek yok. Ya da tekeden süt sağmaya çalışmaya gerek yok. Tekeden süt sağmayacaksın piyasada. Yoksa böyle iniş çıkış. 2020'de Ferrari'ye binersin. 2025'te de Volkswagen Bora'ya binersin mesela. Ben onu istemiyorum. Benim istediğim her sene daire almak. Her sene model yükseltmek. Ve bunları yaparken de kimse karını benimle paylaşmayacak. Kendi cebine atarken ben araya kaynayacağım. Bilmem anlatabildim mi? Hani daha temettü bölünme midir, getir midir? Daha o belli değil. Ya belli aslında. Hani temettü bir bölünme, getiri değil. Temettü bir getiri değil. Bölünme. Aynı bedelsiz bölünme gibi, bedelli bölünme gibi. Mesela bedelsiz sermaye arttırımından sonra da piyasa değeri değişmiyor şirketin. Bedelli sermaye arttırımından sonra da değişmiyor. Onun gibi düşünün. Ama tabii hani tabii bunu izleyenin illaki bir fark etmiştir. Yani de adam orada 3 aylıkları işte site al verdi satıyor diyor. İşi bitiriyor yani. Hani bu seviyelere gelmek için hani böyle düşünün diyoruz ama bu seviyelere gelmek için oho çok şanslı olup YouTube'un algoritmasının bunu önüne düşürmesi ve bir saat boyunca bunu dinleme. Hadi diyorum ya hızı 1.25'e alın. Hani çok bır falan konuşulmuyor. Anlaşılıyor yani. Ben çoğu zaman 1.25'te izliyorum. Özellikle İlber Ortaylı. Neyse bu videoda böyle olsun. Hani David Bronstein alırken ya da Tekfen Holding şeyden Akmerkez'den alırken ben de araya karışacağım. Pergamon'da da aynısını yaptım. Araya karıştım. Yani bu işler böyle ama adam 3 kişi yan yana gelip bu geri zekalı diyor tamam mı piyasada ve sen geri zekalı oluyorsun o kadar. Kafandan mı uydurdun bunu diyor. 3 kişi de yanında ha yancısı gülüyor. Tamam bittin sen yani.
Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın.